Selamlar babuşlar, hepiniz hoş geldiniz. Mountain Blade Warband'da kardeş katli moduna devam ediyoruz. En son baba Safavi de bize savaş ilan etmişti. İki cephede birden savaşmak zorundaydık artık. Açıkçası Lehistan tarafı beni pek fazla korkutmuyor. Baba gelirlerse tokatlarız yani, sıkıntı yok. Zaten buralara adam da yerleştirdik. Amma ve lakin Safavi tarafı beni birazcık korkutuyor. Çünkü Safavi devleti uzun süredir, ya 30 günlük bir süreçte o ateşkes sürecinde bol bol asker bastı. Bu askerleri ne kadar geliştirmiştir, ne kadar üst düzeye getirmiştir hiçbir fikrim yok. Ama adam bir şekilde askerlerini bastı babacığım ve daha güçlü. Biz Lehistan'ın adamlarını pataklayıp pataklayıp durduk. Bu yüzden Lehistan tarafı zayıf bir vaziyette. Ama gel gör ki Safaviler kuvvetli. Bu yüzden hemen merkeze dönüp Safavileri birazcık hırpalamaya çalışacağım. Kalabalık bir düşman ordusu Saliköy'ü yakınlarında diyor. Muhtemelen hepsi Sali'yi yağmalamak için oraya dizilmiştir. Şimdi benim tek korkum var abi. İşin açığını söyleyeyim. Ben buradan gidip Safavi'nin adamlarını takır tukur dövene kadar gelip Lehistan Krallığı bu kalemi geri alır mı? Yani Rolf'in elinden kalesini geri alırsa, çünkü Rolf beni suçlu tutacak. Diyecek ki baba sen savaş ilan ettin de geldiler benim ekmeğimi elimden aldılar, vurdular falan diye. Zeynel Paşa Noyan tarafından yağmalanıyor mu? Abi Zeynel Paşa şeyde değil miydi? Hangi köydeydi bu arada ya? Akkerman falan mı dedi abi? Sileş de değil, Laşi de değil. Nereyi yağmalıyor oğlum bu adam? Diyarbakır köyü. Abi bir şey soracağım. Zeynel Paşa şeyde değil miydi ya? Osmanlı Devleti'nde değil miydi? Ne ara taraf değiştirdi de Safavi'ye gitti? Oğlum ortalık çok karışık lan. Valla bundan sonra yani ne yalan söyleyeyim. Açıkçası ben kendimi kollamaktan yana taraftarım abi. Ya çünkü krallığın hali ortada yani. Kraladya'nın hali ortada daha doğrusu. Her yer her yerde arkadaş. Herkes farklı birine hizmet ediyor falan. Oh çok güzel, çok güzel. 4.6, 4.9. 4.9'a yakalayamam be abi. 4.9'u yakalayamam. Gel en iyisi geri dönelim. Bu arada oyunun bu bug'ları beni deli etmeye yetiyor. Gerçekten sıkıldım yani. Ne oluyor abi? Böyle durup durmadık yere 28 kişi 6.1'iz. Hayatta yakalayamam. Şuna bak ya. Karanlığın üzerinde yürüyoruz. Durup durmadık yere aptal bir bug ya. Ama galiba benden kaynaklı. Bilmiyorum, kaplamaları yüklemekte bir sıkıntı mı yaşıyor bilgisayar? Ne yapıyor? Neresi yağmalanıyor? Akkerman köyü. Ne yapayım abi? Humus köyü Safavi devletinden Gümrü yağmalanıyor. Hop! Artık düzelecek mi şu ekran ya? Bak her yer yağmalanıyor oğlum. Şş. Alo, Tuzluca köyü saldırı altında. Kardeşim geleceğim, geleceğim de babacım. Sıkıntı var. Sıkıntı ne biliyor musun? Ekranım yok. Nerede lan? Neredesin? Oha 182 kişi ne? Ne yaptın? Ne yaptın kardeş? Ne yaptın abi? 182 kişi ne ya? Neyse ki köy tarafında, ben bunu indiririm. Ali Paşa Noyan. Neyim var? Gazze Kalesi, Acre Kalesi, Alanya Köyü. Kanka bana gelir misin? Bak ilişkimiz 75. İlişkimiz 75 kanki. Bak. İlişkimiz 75. Şah İsmail hakkında ne düşünüyorsun? Pekala, söyleyeceklerim var. Kral Adya tahtı için desteğini istiyorum. Sen nasıl bir adamsın şimdi? Köyleri yağmaladığına göre ben tutup insanlara adil davranacağım. Halkın hakkını savunacağım falan diyemem. Senin bütün haklarını ülkenin soylusuymuşsun gibi desteklerim dediğim zaman da adam da diyor ki kanka diyor sen diyor ne diye oturdun bu tahta diyor baba. Ben seni niye destekleyeyim diyor. Krala Adya'yı diye birleştirip kavgaya son vereceğim diyeceğim. Hadi lan oradan diyecek herif de. Baba o yüzden ben diyeceğim ki bu herife. Ya bütün insanlara adil davranırdım kanka. Yani seninle ilişkim yüksek olduğuna göre onuru yüksek olan bir adamsın. benim üzerime bağlılık yemin etsem ki. Ya nerede ustalarını ve aileni tehlikeye sokacak? Ben senin 180 adamını şimdi 40 atlımla doğrayacağım zaten. Tabii ki daha rahat olacaksın. Halkı korumaktan bahsediyorsun. Tebaasının haklarına saygı gösteren bir krala hizmet etmekten mutluluk duyarım. Gel gelelim tahta geçerli sebeplerle oturmayan bir kralın adaletinden de şüphe duyarım. Kanka, karar ver.
Oley be! 186 adam daha aramıza katıldı. Kanka hoş geldin. Sana sadık bir derebeyin olarak bağlılık yemin ediyorum. Kardeşim, müsaade senin karşı. Müsaade senin. Oğlum iki toprak daha aldık lan. Azire Kalesi falan bak bizim elimize geçti. Bir bir koparıyoruz elemanları. Bir bir koparıyoruz. Şimdi her yerden alarm geliyordu abi. Tuzluca köyü. Malazgirt yağmalandı. 182 asker be. Koçum benim be. Yapıştır be. Haydi. Abi kalenizi kendiniz savunun artık. Ben buradaki elemanları biraz tartaklayacağım. Bakalım Tuzluca'yı kurtardık. Muhtemelen Tuzluca'yı yağmalamaya gelecek diğerleri. Şu Salih köyünün oralara doğru bir çıkalım baba. Salih köyünün oralara doğru bir çıkalım. Çok güzel oldu be. Çok güzel oldu be. Şş, birader. Gelsenize buraya. Oha oğlum çok geliyorsunuz lan. Çok geliyorsunuz lan. Ben bunlarla kapışırım aga. Bak bu tayfaya tek girerim acı. Bu tayfaya tek girerim. Girer miyim? Girebilir miyim? Girerim lan. Girerim lan. Kan vs. Kan vs. Kaçma. Kaçma birader. 5 vs 1. 5 derebeyine karşı tek. 232 asker bende 126 var. Kankalar beni izleyin. Beni izleyin abi. Hepsi bunların kapı kulu spaisi. Koçum. Tırt askerler değil bunlar. Neredeler abi? Tam karşımızdalar bak. Şu taraftan gelen atlılara es geçiyorsun. Atlılara es geç abi. Atlılara es geç. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Herkes ateş etmesin. Mili dalıyorsunuz abi. Mili dalıyorsunuz içeri. Mili dalıyorsunuz içeri. Tam yol ileri abi. Tam yol ileri. Tam yol ileri baba. Şimdi hücum. Şimdi hücum. Dağıtın abi elemanları. Dağıtın elemanları. Oo var ya baba 5'e tek. 5'e tek giriştik. 5'e tek. Ama alırız yani. Her türlü alırız. Ordumuz gelişmiş. Bu adamlar tırt. Ya Ali Paşa bize geçti oğlum. Herifin 182 askeri var ve adam bize geçti ya. Adam bize geçti usta. Akıllarını alacağız hepsinin. Herkesin aklını alacağız artık. Krallık gitgide güçleniyor baboli yani. Hani ne diyeyim? 10 numara kaya gibi adam oluyoruz da sanırsam Lehistan bizden şu yukarıdaki kaleyi alacak abi. Lehistan bizden yukarıdaki kaleyi alacak. Oraya bir ara benim bir desteğe çıkmam lazım. Ya ben kral değil miyim oğlum? Yani herkesin kalesini asker bırakamaz mıyım? Niye buna izin vermiyor oyun? Onu anlamıyorum ki. Gerçi sen önce bir kendi kalelerini savun, kendi aç karnını bir doyur, değil mi? İki kalem var lan. İki kalem var abi. Derebeylerimin benden fazla toprağı var bak inan eğer. İki kalem bir köyüm var. Artık şehir almak istiyorum. Harbi lan artık şehir almaya çalışalım ya. Da hiç öyle yakınlarda tırt bir şehir yok ki. Tiflis'i alsak çok güzel olur ama Tiflis Osmanlı İmparatorluğu'na ait. Ya Tiflis'e saldırmak istemiyorum açıkçası. Ya Osmanlı ile savaşa girmek istemiyorum. 77 asker. Baba kayıpsız almışız elemanları. Hacı abi yine sen beni takip ediyorsun. Yine ateş etmiyorsun tamam mı? Niye ateş etmiyorsun gel benimle. Bak bir tane eleman geliyor. Muhtemelen elinde kargı var. O herife yakalanmayın. Yok lan kargı da yok elinde. Malak gibi geliyor eleman. O benim böğrüme geleydi var ya. O bana bir gelsin. O kılıç bana bir gelsin. Bir isabet etsin. Hacı heriflerin okçuları daha fazla. Gir baba araya. Baba araya gir. Baba gir araya. Şövalyeler hücum. Daha doğrusu herkes hücum. Son 76 askerleri zaten. Biz burayı yarar atarız abi. Biz burayı yarar atarız. Yürek yemiş de gelmiş ya. Adamların üzerine taş da koşturuyor ya. Herifler kılıç kalkan kuşanmış adamların üzerine taş da koşturuyor ya. Hoppa. Kopardık kafayı hadi eyvallah. Şuradan seni de alalım kardeş. Ya yani şu an Tiflis'i almayı düşünüyorum açıkçası. Yani hani Tiflis'e saldırsaydık durum nasıl olurdu? Bak Tiflis'te normalde Kıpçak askerleri yetişiyor tamam mı? Kıpçak askerleri 300 kişi de olsa adamlar gelişemiyor. Çıplaklar böyle hani herifler don atlet savaşıyor anlıyor musun? Yani şehre sağlam 20 tane adamla gir alırsın o derece. Asıl merak ettiğim soru şu. Tiflis Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçince oradaki asker sayısı ne şekilde değişti? Yani asker çeşitliliği ne şekilde değişti? Ayrıca oradaki arkadaşı kendi tarafıma katabilir miyim? Yani Baboli İmparatorluğu'nun bir parçası yapabilir miyim? Merak ettiğim hususlar bunlar. Ve bir ölüye karşı
karşı taraftan 5 adamı haşamat ettik ya. Kanka gidebilirsin. Gidebilirsin. İlişkimin kötü olmadığı adamları tutmuyorum acı. Oha. Oğlum 66 tane kapı kulu sipahimiz oldu lan. 66 tane kapı kulu sipahisi. Ama bu adamlara bakmakta zorluk yaşayacağız. Bu adamlara bakmakta zorluk yaşayacağız. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz abi? Bakalım Osman... Oo tamam, bura değişmiş. Osmanlı askerleri gelmiş buraya. Burası birazcık zor alınır. Yine alırız da. Ya Osmanlı'ya ait bir şehre saldırmayacağım elbette. Kardeşim geliyor musun? Geliyor musun? Babacım geliyor musun? Delikanlıysan gel lan. Delikanlıysan gel. Sen gelmesen de ben geliyorum kanka. Sen gelmesen de ben geliyorum. Nereye doğru geliyorsun kanka? Nereye doğru geliyorsun? Şimdi 2.6, 2.9. Yaklaşık olarak 2 dakika içerisinde ikinizi de haşlamış olacağım. Sevgili Zeynel Paşa ve Rüstem Paşa. Sizi kendi krallığıma davet ederdim ama gördüğüm kadarıyla şu an için bir halta yaramazsınız ve köylerimi yağmalayanları affetmek gibi bir niyetim yok. Ali Paşa ayrıydı şimdi bak. Onu yağmalamadan yakaladık. Ali Paşa ayrıydı. Yağmalarken yakalasaydım eyvallah. Yani yağmalasaydı eyvallah dalardık da. 186 askeri vardı oğlum. Herifler iki kale yedirmiş elemana. Ama bize geldi lan. Adam bize geçti usta. Bizle birlikte savaşmayı seçti. Siz düşünün artık nasıl güçleniyoruz ya. Yani şu an hem Safavi ile hem Lehistan'la kapışıyoruz. Ayrıca biraz daha gelişirsek muhtemelen Macaristan'a kafa tutacak konuma geliriz ki biliyorsunuz Macaristan şu an için en güçlü krallık. Macaristan en güçlüsü abi şu an. Yani adamlar acayip güçlü. Yine ekranda şeyi göremiyorum ki abi, kılıç kalkanını göremiyorum ki bildirimlerden. Damage'i memeyici kapattım, yine ekranın yarısını kapatıyor. Seri seri biçiyoruz adamları demek ki kanka. Kafalarına kafalarına, kafalarına kafalarına. Yar yarat, yar yarat kardeşim. Yar yarat. Nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz baba? Nereye gidiyorsunuz? En temiz atlı ordu var ya. En temiz atlı ordu mis gibi savaşlarda böyle teker 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 koparıyoruz herifleri. 10 numara. 10 numara. Ben birazcık var ya ikna kabiliyeti kasayım. Size bir şey söyleyeyim mi? Tıkır tıkır adamları alırız abi. Birazcık ikna kabiliyeti kasayım. Tıkır tıkır alırız adamları. Bak Beleş'e iki kalemiz daha oldu. Ve bu kaleler zaten hali hazırda. İçerisinde asker bulunan kaleler. Yani bu kaleler zaten güçlü kaleler. Ali Paşa zaten güçlü. Yani adam basmış vaziyette. Biz yanımıza sağlam adam almaya devam ediyoruz abi. Süper. Oh Kapıkulu Spahisi, Osmanlı Akıncısı. Osmanlı azabı 68 tane kapı kulu sipahim var oğlum. Öttürürüm vallahi adamları. Ya bir tek şu an padişaha dalmaya yemiyor. Kont Martel'e mi verdiler Tiflis'i? Ya bir tek Şah İsmail'e dalmaya yemiyor. Geri kalanı Jort zaten. Geri kalanını Jortlatırım. Geri kalanının aklını alırım abi. Şimdi biz muhtemelen artık şeyi dağıttık abi. Sen kimsin lan? Lord Villain. Aa senin askerin yok. Kanka oralara gitme. Şş, alo oralara gitme. Oralara gitme. Oralara gitme. Gel. Gel asker vereceğim sana. Gel. Gel lan asker vereceğim lan. Kardeşim ne yapıyorsun? Nasılsın? Kualt köyü kime bırakılmalı? Oğlum adamın toprakta gözü yok lan. Herifin hiç toprağı yok ve adamın toprakta gözü yok. Ben bu adamı nasıl şey yapayım yani? Ben bu adama nasıl sahip çıkmayayım şimdi? Kardeşim sen ne yapıyorsun biliyor musun? Şu 30 kapı kulu sipahisini alıyorsun aslanım. Tamam mı? Sana da ben gidip şimdi köyü veriyorum. Çünkü toprak vermezsen bu adamlara bakamazsın. Bu 30 kapı kulu sipahisi seni burada biraz tutar. Ya çünkü bu adamlar kalabalık malabalık gelir tamam mı? Aklını almasınlar. Ben ordumu yine Osmanlı askerlerinden alacağım. Şimdi kendi kaleme geri döneyim bir. Amman, Amman neresi abi? Amman neresi? Hocam oralar çok içler. Ben oralara müdahale edemem. Ben oralara müdahale edemem. Artık Lord Lahkem'le Ali Paşa sırt sırta verip orayı temizleyecek abi. Ben oraya kadar müdahale edemem. Ya benim oraya kadar gel git orduyu götürmesi ayrı sıkıntı zaten benim oraya. Daha fazla şey yapmayacağım. Aslında şu an için üzerimde bulunan adam sayısı iyiydi. Lord'un kabul salonuna bir gidelim.
O yeni yeni lordlar katılmaya çalışıyor aramıza gördüğüm kadarıyla. Merhabalar efendim, merhabalar. Sevgili karıcığım. Evet, toprak sahibi derebeylerine yönlendiren daha hayırlı olacaktır. Tamam, bir şey söyleyeceğim şimdi. Hayır ya, Kual köyünü niye kendim alayım? Derebeylerimden birine toprak vermek istiyorum. Kualt köyü. Vilana ver kanka. Vilana ver. Rolf ile 54'e indi, 78'e indi, 26'ya çıktı. Oo, Turya ile Vilan birbirini seviyor. Çok güzel, çok güzel. Hanımım. Ammanı al, tamam mı? Ammanı da Vilana ver. Ya bana kızmayın şimdi. Rolf, bahis dur. Bana kızmayın oğlum. Hayvan gibi toprağınız var. Adama bir iki köy veriyoruz. Adama bir iki köy veriyoruz. Hayvan gibi toprağımız var ya. Krallığı güçlendirmek hakkında bir fikri var mı? Tabii ki hanımın bir fikri yok. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Bir yol açın, bir yol açın. Masanın üstünden zıplaya zıplaya geçiyoruz. Krallık benim, lord benim. Buradaki her şey benim. Ama gel gör ki zıplayarak geçiyorum masaların üstünden. Niye? Yolu kapamışlar. Ablukaya almışlar. Kim bu? Lord. Lord Amlar. Yok kanka, seni almam. Seni almam. Lady Sepena. Sandığımda hiçbir şey yok. Hiçbir şey koyamıyorum ki kanka içeri. Hiçbir şey koyamıyorum ki içeri. Neyse baba. Biz şimdi burada toprak da verdik. 250 de asker var. Hacı abi, şimdi bizim şu kale sıkıntıda, tamam mı? Buralara tekrardan bir dönüp bir şeyler yapmamız lazım. Oğlum Macaristan kimle savaşıyorsa tüm köyleri öttürmüşler ya. Ya da ne yapalım biliyor musunuz? Biz de gidip birkaç köyü yağmalayalım. Şu Hoy köyünü falan bir yağmalayayım. Gerçi yani Ali Paşa'ya dedik ki ben herkesin haklarını savunacağım falan filan dedim. Ama orada ince bir çizgi var. Yani herkesin hakkını savunacağım ama benim tarafımda olan herkesin hakkını savunacağım. Eyvallah, eyvallah. Kankacığım sen de iyi adama benziyorsun da yani krallığı şeye çevirmeyelim, panayıra çevirmeyelim ya. Vallahi krallığı panayıra çevirmeyelim. Yani gel alayım seni diyeceğim de panayıra dönecek ortalık ondan sonra. Bak Vilan'la Turya birbirini seviyor, tamam mı? Zaten Vilan'la ilişkim 94. Vilan'a bir tane daha kale çakarım. Ondan sonra bırakırım herifi. Kale veririm ki asker basabilsin. Sonra Turya'ya bir tane kale veririm. Tamam, bunların ilişkiler full. Kendime şehir alırım. Diğer derebeylerimin zaten toprağı var. Yani iyice abi. Yalnız ezik mezik dedik adamlar bildiğin böğrüme böğrüme sapladı hançerleri. Mızrağı çeken böğrüme böğrüme vurdu abi. Mızrağı çeken vurdu böğrümüze. Şimdi ben boş boş konuşuyorum, kale alırım, şehir alırım falan filan diye de o nasıl olacak hiçbir fikrim yok açıkçası. Birkaç benim turnuvaya murnuvaya katılmam lazım ya, param yok abi. Geçen turnuvaya katıldık. Boşa katıldık yani. Bildiğim boşa katıldık abi turnuvaya. Katıldık da ne oldu? 6.000 dolar aldık geri. Şehrin durumu iyi değilmiş. 6.000 dolar aldık. Ya 6.000 dolar diyorum. 6.000 dinar aldık. 6.000 bastık. 6.000 aldık. Bir şey değişmedi ki. Bahislerden hiçbir şey gelmedi. Bir tek 200 dinarlık turnuva ödülü yani. Hani ne yapayım ulan ben 200 dinarlık turnuva ödülünü? Hocam şunun bir aklını alır mısınız? Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ettim. Teşekkür ettim. Allah'tan adamlarım eskisi gibi hassasiyet yapmıyor artık. Yani tamam kralım savaştayız ama yani hani köylere de saldırmayalım be yazıkla falan diye artık yani Allah'tan öyle hassasiyet göstermiyorlar. Yoksa ben bu kadar adama nasıl basayım bakayım abi? Ya bu kadar adama benim bakmam mümkün değil. Acayip fazlalar, acayip fazla maaş alıyorlar. Haftalık 3.000 dinar alıyor herifler. Haftalık 3.000. Ya ben burayı yağmalayacağım. Buradan gelecek erzakla 3.000 geleceği kesin değil bana. Kualt köyü. Lala Mustafa Paşa'nın oyan. Oğlum Mustafa Paşa benim kayınpeder değil mi ya? Bir yerler yağmalanıyor ya, hayırlısı bakalım. Oo baba full balık ve tuz verdi bana bura. Full balık ve tuz verdi abi. Tam şu kadarını da satarız. Geri kalanına yemek doldur abi. Nasıl ya? Yemek alanım doldu mu? Valla ben yemek almaktan yana taraftarım ya. Ya çünkü tuzdan ne kâr edeceksin abi tuzdan?
Tuzdan neyin kârını edeceksin? Yani tuz dediğin 200 dinar bir şey ya. Baba şu demiri koy o zaman. Sen bana şuraya biraz tuz doldur. Tamam mı? Şu yukarıya var ya sabit bir şey koysak da rahatlasam artık. Şöyle yapalım o zaman. Tamam. Yemeğim var. Köyümü yağmaladım. Köyü yağmaladım daha doğrusu. Şimdi gümrü saldırı altında değil mi? Yağmalandı mı? Ne ara yağmaladınız ya? Tuzluca'ya saldırıyor. Hemen bir Tuzluca'ya yardıma gidelim. Aha vallaha vilanla kovalıyor. Helal lan. Helal lan. Adam bak yani. Herifler kalabalık baba. Kalabalık olmasının dışında hiçbir artıları yok. Siz Baboli İmparatorluğu'nun çiftçilerine mi saldırıyorsunuz oğlum? Hayırdır? Baboli İmparatorluğu'nun çiftçilerine mi saldırıyorsunuz oğlum? Biz imparatorluğumuzun köylerini sonuna kadar korur, haklarını savunuruz aslanım. Öyle boş adamlar değiliz. İyi, prensin şövalyeleri birimleri de iyiymiş. Şey yapmaz yani hani herif kolay yapmaz. Zaten 30 tane sipahi verdim de bir zahmet yapmasın. Hiç böyle bir şey ummuyordunuz değil mi? He? Garibanı ezmek kolay geliyordu değil mi? Totoşlar sizi. Totoşlar sizi. Garibanı ezdirir miyiz oğlum? Yolun geri kalanını kendimiz gidebiliriz beyim deyip artistlik yapmaya iyiydi ama canı sağ olsun ne yapalım. Osmanlı azabı, Osmanlı akıncısı, Kapıkulu sipahisi. Kapıkulu sipahileri acayip güçlü abi, acayip güçlü. Neyse şimdi. Biri daha Tuzluca'ya saldırıyordu ya şu an hatırladığım kadarıyla. Bir kişi daha saldırıyor. Onu kim kovalıyor? Bahestur kovalıyor. Aslanım Bahestur be. Aslanım Bahestur be. Kovalayın lan defedin şunları topraklarımızdan ya. Bak oğlum kaşınma kaşınma. Kaşınma 6.6 hızım varsa benim de 5 hızım var. Yakalarım bak bir şekilde. Bir şekilde yakalarım bir şekilde aklını alırım senin bak. Oğlum hala hala bak hala. Bak hala yapıyorsun aynı şeyi. 4-3. Oğlum. Arada bir hız farkı var. Ben bu herifi nasıl yakalayacağım? Mecbur yağmalayacaklar köyleri. Baba yapacak hiçbir şey yok yani. Hangi birini ne ara savunayım? Hı. Oo tamam. Osmanlı ile Safavi'nin savaşa girme ihtimalini kuvvetlendirmiş. Kardeş bir bakar mısın buraya? Bir bakar mısın? 4.6 hızım var, 5 hızım var. Sen zaten bizim köyleri yağmalayansın takır tukur. Erzurum'a varmadan seni durdurabilir miyim? Durduramam. Erzurum'a girdin sen. Tamam. Erzurum'a girdin ama oradan çıkacaksın kanka. Oradan çıkacaksın yani er geç. Kapının önünde kamp kurarsam çıkmaz. İspir köyüne bir daldalayım bari. İspir köyüne bir dal dalayım mı? Yani asıl soru bu. Yok lan envanterim full aslında yani. Nereye dalıyorum? Çıktı mı eleman? Daha çıkmadı. Çık lan oradan. Lan oğlum çıksana oradan. O 78'liği yakalayıp ben bir öttüreceğim ya. Hayırlısı bakalım. Bu arada Lehistan'la aradaki savaş durumuna hiç bakmıyorum. Oho bizim Anadolu'daki köyler de yağmalanıyor baba. Bizim Anadolu'daki köyler de yağmalanıyor. Biz nereden adam alacağız kardeş? Biz nereden adam alacağız? Bizim buradaki köyleri falan da patlatmışlar. Akkerman hala duruyor. Sileks duruyor. Durmuyor. Yağmalanmış. Dumanı sönmüş. Ulan dört bir yandan saldırı yiyoruz arkadaş. Ve yani memleketin toprakları birbirine çok uzakta be abi. Hadi şurayı bir şekilde birleştirdin. Şu yukarı tarafa nasıl gideceğim? Nasıl birleştireceğim? Memleketin toprakları birbirine çok aykırı ya şu an. Şu an harbiden birbirine çok aykırı yani. Tiflis'e gidelim de bir tuzları muzları satalım bari. Laşi köyü. Laşi köyü ta yukarı tarafta bir yerde herhalde. Ben ne bileyim. Abi tuzları al. Ekmeği, tahılı falan filan ver bana. Tamam, envanterim full şu an. Da benim paraya ihtiyacım var. Bahestur oraya gitme Bahestur. Bahestur oraya gitme. Bahestur oraya gitme. Nereye devriye geziyorsun oğlum? Şah İsmail 119 Safavi atlı Kızılbaşı. Oha kardeş. Oha pardon 279'muş. Ben nasıl gezeyim ki? Adam ayaklı kale gibi geziyor. Benim kaleden fazla adamı var yani.
Gelişmiş adamları benim kalemdekilerden fazla. Lord Barça. Kanka nasıl gidiyor? Sen iyi misin? Galiba iyi lan. Galiba iyi. Lord Barça niye buralarda? Oğlum. Lord Barça niye buralarda lan? İyi tamam ben bir Lehistan tarafına gideyim bir tekrardan. Var mı yok mu bir şeyler bir yoklayayım. Abi bu ne? Nasıl bir haydut grubusunuz oğlum siz ya? Nasıl bir haydut grubusunuz siz lan? Selam kardeş, selam. Zeynel Paşa. Daha yeni adam toplamaya başlamış. Yine bize sıkıntı çıkaracak anlaşılan. Macaristan ve Osmanlı İmparatorluğu Barış Anlaşması imzaladı. Şu Adi Bey Kalesi'ne zaten gireceğim de. Of. Of. Bu kaleye girilmez. Bu kaleye girilmez abi. Oo, eksi 5000. Hey maşallah. Hey maşallah. Eksi 5000. Muhteşemmiş ya. Muhteşemmiş. Benim şehir almam lazım oğlum. Öteki türlü batacağız ya. Vallahi öteki türlü batacağız. Burası hala bizim değil mi? Bir gidelim de buralara. 50-22. Merhaba kardeşim. 51 adamın varmış. Kapışıyor mu? VS atıyor mu? Umman Kalesi'ni falan mı yıprasak? Yok lan Umman'a değil de biz başka bir yere giriyorduk. Oy. 145 askerim var. 145 askerle kaçma birader. 145 askerle kaçma. Bakar mısın? Hocam. Şşş. Yarıl Mehmet Paşa. 180 askerle kaça 145 askerle kaçamazsın ya. Kimin köylülerini yağmalıyorsunuz lan? Hocam yapma ama ya. Bana zorla şu köyü yağmalatma. Hani belki gelir diye. Zorla yağmalatma bana ya. Oğlum buranın kalesinde 64 adam var sadece. Var ya ben buraya bir çökerim. Bir çökerim, pir çökerim acı. Ben buraya çok fena çökerim. Şu içerideki 145 adam çıksın ben buraya çok fena çökeceğim zaten. O 145 adam nasıl çıkacak oradan? Çıktı mı? Çıktı lan. Vallahi çıktı o 145 adam. Nerede şimdi? Lala Mustafa Paşa Noyan tarafından yağmalanıyor. La şu herifi bir yakalayın ya. Aha Osmanlı da Safavi'ye giriyor. Oo mükemmel. Kaçma, kaçma birader. Nereye gidiyorsun? Gel. Gel. Gel 145 askerim var gel. Yakalayacağım oğlum. Yakalayacağım. Yakalayacağım bir şey değişmeyecek ki. Aha Lviv'e girmeden yakaladım. Lviv'e girmeden yakaladım. Sana nereyi vermiş? Oha. Kral Henry'nin verdiği rüşvete bakar mısın oğlum? Adama Lviv ve Kiev'i vermiş ya. Lviv ve Kiev'i vermiş adam. İki tane şehir vermiş lan. İki tane şehir vermiş abi. Kral Henry niye bu kadar şey yapıyor? Niye bu kadar toprak dağıtıyor? Çünkü toprağı bol ve derebeyi az. Bizim durum ne alem ne abi? Bizim derebeyimiz de var elhamdülillah. Toprak da iyi. Bak adama iki kale, iki köy vermişiz. Ondan sonra Bahestur'a bir kale, üç köy vermişiz. Ali Paşa'ya Gazze ve Acire Kalesi Ali Paşa'nın zaten. Lord Vilan'a iki köy vermişiz. Lord Barça'ya Botaşane Kalesi ve Laşi Köyü'nü vermişiz. Lord Turya'ya Yaraben Kalesi, Akkerman ve Humus Köyü'nü vermişiz. Lord Lahkem'in de zaten kendine ait iki kalesi var. Oğlum biz toprakları adaletli bir şekilde dağıtıyoruz. Babolin İmparatorluğu Kutsal Alman Krallığı tarafından provokasyona maruz kaldı ve yakında savaş çıkabilir. Yok be kardeşim ya. Yok be ya. Kutsal Almanlara da dalmayayım ben buradan. Ben buradan herkese zıplayacağım mı oğlum? Kanka senin işin bitti. Üzgünüm. Biletini kestim kardeşim. Üzgünüm. Biletini kestim kanka. Bunun ordusu zayıf zaten ya. Onu keselim sonra şu 64 askerli kaleyi alıp orayı da Lord Vilan'a vereceğim. Lord Vilan'a verince onunla ilişkim %100 olacak. Turya ile ilişkim artacak. Vesaire vesaire. Ve bu tarafta en azından hani Lehistan Savaşı'nda yanımda duracak adam kasmış olacağım. Bu benim için baki bir şey yani. Bu bana kafi. Ben kale vermeye razıyım. Ben kale vermeye razıyım abi. Yalnız var ya iyi para yedirmiş yani hani
Gerçekten Ahmet Paşa'ya iyi para yedirmiş abi. İki tane şehir vermiş lan. İki tane şehir vermiş abi. İyi para yedirmiş gerçekten. Şunların da bir kelleleri alalım abi. Tamam, bu eleman da iptal. 145 kişilerdi değil mi? 60 tanesini kesmişiz bile abi. 60 tanesini kesmişiz bile. Çok iyi. Ya zaten genele Osmanlı başıbozuyla acemisiydi abi. Ya acemi askerleri tokatlıyoruz şu an, bir şey değil. Bir 50 adam daha mı geldi muharebe alanına? Ben çok merak ediyorum, acaba Bannerlord'un muharebe boyutu nasıl olacak? Bak, Viking Conquest'te 750'ye kadar çıkarmışlar da 750 ne kardeşim ya? 750 ne ya? Biz 750 ile ne yapacağız abi? Ya 750 adamı aynı anda benim bilgisayar kaldırmaz ki. Maksimum 200 kişi, 300 kişi kaldırır herhalde. O da maksimumu. Şu son adamlarının da kelleyi uçuralım abi. Tamamdır, o da bizde. O da bizde. Ne kadarını kesmişiz? Oo, 132 kişiyi kesmişiz bile. Geri kalanları da zaten son askerleri. İndirin abi aşağı herifleri. Kaleye girmeden evvel gidip Osmanlı topraklarından acemi askerler alabilirim. Hani kaleye girdikten sonra yanımda adam bulunsun falan diye. Zaten kalede esir kalan askerleri alırız da bayağı adam kaybederiz kaleye girerken. Kaleye girmesi masraflı abi. De 64 asker var yani, beleş kale gibi bir şey. Beleş kale abi, 64 asker ne demek ya? Beleşe aldın kaleyi, gitti. Nerede lan eleman? Bizde aynı zırhı falan kuşanmış ya. Dikkat edemiyorum. Hocam nerede? Eleman nerede? Heh. Gördüm. Son adam mı bu? Vallahi son adam. Bende o. Nasıl bende değil ya? Böğrüne vurdum. Yine mi bende değil? Nasıl bir zırh o ya? Hocam. Alın artık şu adamı lan. Nihayet be. Nihayet be. Alın oğlum artık şu adamı. Ne abarttınız be. Güzel, adamı pert etmişiz. Kanka gitmekte serbestsin, git ilerleyen zamanlarda, çünkü seni grubuma tekrardan dahil etmeye çalışabilirim. Seni tekrardan bir derebeyi olarak yanımda görmek isteyebilirim. Şimdi o kaçanlar Lviv'e doğru gitsin. Ben de şu Jitomir Kalesi. Jitomir Kalesi'ne doğru hafif yollanayım. Kaydıma bakayım. 32 dakika olmuş. Gayet iyi, gayet hoş. Babuşlar, bölümü burada sonlandıralım. Sonraki bölümde şu Jitomir Kalesi'ni gidip düşman ordusunun elinden alalım. Ki rahatlıkla alabileceğiz gibi duruyor. Çünkü gördüğünüz gibi yani içeri fazla adam koymamış herifler. 2 dakikada tokatlar çıkarız orayı. Sonrasında artık yani çok fazla kale aldık. Şehir almaya falan çalışırım herhalde, bilmiyorum. Her neyse, izlediğiniz için hepiniz çok çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Kendinize iyi bakın babuşlar. Bay bay.